Herkese selamlar. İnce Seki Mobil'in yeni bir bölümündeyiz ve bugün yeni bir solo raid'imiz gelmiş bulunmakta. Ve bayağı da güzel bir raid aslına bakarsanız. Bu raid bilmiyorum. Ben şeyi bekliyordum aslında. Dark Metal Card raid'inin gelmesini bekliyorum. O neydi? Dark Metal takımıydı herhalde. Dark Metal raid'iydi daha doğrusu. Onların gelmesini bekliyorum ama o bayağı aslında işime yarayacak. Bu da bu arada mükemmel bir raid. Çünkü şuradaki Zatanna's Puppet inanılmaz güzel bir ekipman. Çoğu karakterle güzel gidebiliyor. Çoğu karakterden kastım. Skill'e dayalı karakterlerle çok güzel iş yapabiliyorsunuz bununla. Mesela bu artık Mr. Freeze'i kullanabileceğimiz anlamına geliyor. Ona bir ekipman bulacağız ve Zatanna's Puppet'la birlikte tetiklemeye çalışıp %50 şans, gerçi çok yüksek değil. Negatif efekt bıraktıkça beleş yetenek atabiliyorsunuz. Sınırsız yetenek atabiliyorsunuz ve SP2 spam'i atıyorsunuz Mr. Freeze'e. İnanılmaz iş yapıyor. Burayı parçalayacağız. Bende buranın sadece bir tane ekipmanı var. O da bir seviye. Hani o bayağı bir kötü olacak benim için ama yapacak bir şey yok. Artık böyle tamamlayacağız burayı da. Zaten Zatanna's Puppet aldığımda zaten hemen evrimleştiririm ben onu. Ve rahatlıkla hallederiz diye düşünüyorum. Şu yeni gelen karakter hakkında bir bahsedeyim. Bu karakter Zatanna'yla Raven'la falan karşılaştırılıyor ama bence onların yerini tutabilecek bir karakter değil. Support karakteri yine. %500 hasarlara falan ulaşabiliyor ama inanılmaz uzun sürüyor hasarı yakalaması. Fast Attack'la birlikte kullanılıyor. Yani bence çok değecek bir karakter değil. Hani oyunun yani ilk onuna girebilir mi emin bile değilim açıkçası. Çok fazla yani harcamayı düşünüyorsanız buna bence harcamayın. İşte Batwoman Drowned gelir, King of Atlantis Aquaman gelir, Deathstroke gelir. Yani Crown of Khandaq neydi? Crown of Khandaq değildi ya. Khandaq'ın yine Black Adam'ı vardı bir tane. Onu göstereceğim şimdi size birazdan. Onları alabilirsiniz. Yani çok karakter var yerine katabileceğiniz. Heartbreaker Harley Quinn aynı şekilde inanılmaz iş yapar. Yani gerek yok. Almanıza gerek yok. Gerçekten gerek yok. Çok daha iyi yerlere yatırım yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Nerede o abimi de göremedim bak. Ruler of Khandaq Black Adam. Ha, aklıma gelmedi ya. Şimdi solo raid'imize bir geçelim. Orada bir parçalamaya başlayalım. Bu raid'i mutlaka bitirmeye çalışın. Zatanna's Puppet inanılmaz değerli olacak. Geçen sefer Batdom'un takımıyla bitirmiştim. Şimdi onunla bitirmeyeceğim. Şöyle şunları ekleyelim. Joker'i katacağım ya. Joker'le bence iş yaparız. Burayı rahat rahat bitirebiliriz diye düşünüyorum. Yüzdelik hasar alacağım. EPI benim biraz düşük ya. Nerede ama onu göremedim bak. Buralardan yükseklerde herhalde. EPI. Tamam. Şöyle yapacağız. Tamam. Harley Quinn'e yine %500'lük şeyi vereceğim. Hemen şuradan şunu bir verelim. Bu bayağı iyi ya. Moonblade bayağı güzel ekipman. Her seferinde dövüyorum ama harbiden öyle. Tamam. EPI'ye buranın şeyini vereceğiz. Ekipmanını. Dediğim gibi bir tane var ve yani maalesef güçlü bir ekipman değil. Onu da göstereyim size. İyi bir ekipman değil. Yani fast attack falan veriyor ama yok. Güzel değil. Gerçekten güzel bir ekipman değil. Ve başka ekipmanım yok yani. Hani This is Magic'in başka şeyi yok bende. Ekipmanı yok. O yüzden şöyle yapacağız. Ya, Chaos şeyi falan gelse veya Dark Metal şeyi gelseydi bayağı iyi olacaktı. Ben onu istiyordum aslında. Dark Metal kart inanılmaz lazım bana şu an. Tamam. Green Lantern'in şeyine bakalım. Hazard efektleri daha fazla vuracak. Belli bir şeyin altındaysa Power Drain efektine şey kalacağız galiba. Maruz kalacağız. Sıkıntı değil ya. Yani çok zorlayacağını düşünmüyorum buraların. Muhtemelen rahat rahat yaparız. Belli bir yerden sonra tabii ki çok zorlamaya başlayacak. İlk kısım için çok sıkıntı olmayacaktır ama. Dur. 30 saniyenin altında bitirmeyeceğim. Şey oluyor. Unusual gameplay oluyor. O yüzden biraz beklememiz lazım. Maalesef bekleyeceğiz. Geri gideceğim. Oyalayacağım bunu. Çünkü yani öldürür biliyorum. Canları falan zaten çok basit yani. Şey bayağı basit ya buralar. Bayağı basit. EP'ye geçelim de bu birazcık daha az vuruyor. Tamam. Ekipmanlarını da aldım ya bunların. Daha da fazla vurmaya başladılar. Tamam. 30 saniye oldu bu arada. Bunu artık devirelim. Tamam. Unusual gameplay oluyor. Onda da şey. Karakteri öldürseniz bile canı çok az kalmış görünüyor ve yenmedi sayılıyorsunuz. Bir hakkınız boşa gitmiş oluyor. O da bayağı kötü bir durum. O yüzden 30 saniye beklememiz lazım. Öyle bir sıkıntı var. En sonuncunun canı 950 bin burada gene. Aynen. Sen ne veriyorsun kanka? Yüksek defansı var. Damage over time'e karşı dirençliymiş bu. Sıkıntı değil. 250 bin can zaten hiçbir şey değil abi. Yani 2 saniyede yok edeceğiz. Ana boss'u buranın 2 milyon canlı olması lazım. O da çok kolay olacak zaten.
İlk başta sıkıntı yaşamayız. Beethoven Drown'da sonraki kısımlarda alabiliriz. Bu arada ölecek ya. Ölmesin abi. Baksana oğlum. Fast attack olduğu için. Bir düz vuruşum kaç hasar çıkartıyor bak. Bir tane vurayım. İki tane vurdu şu an. Az önce daha da yani. İki tane vurdu. Fast attack çalıştığında çok sıkıntı oluyor ya. Şöyle geçeyim. Bunda da fast attacklar var. Atmadı lan şeyini. Atar diye bekledim de atmadı. Öldün oğlum ya. Şunu atayım. Baksana şunu öldüreceğiz. Şuna bak ya. Saçma hasara bak. Wow. Tamam artık şunu atalım. Bunun bu yeteneğine bir tilt oluyorum var ya. Çok aptal karakter ya. Güzel yendik. Hemen diğerine devam edeceğiz. Buradan 3 yıldır bir tane karakter alacağız. Artifact alacağız. Artifact tabii ki bok parçası çıkacak. Karakter de büyük ihtimal öyle çıkacak. Çünkü yani normal solo raid'in ilk kısmı T1'i bir de. Tier 1. Aşırı çok yani aşırı zor ya bir düzgün bir şey düşmesi. Şöyle bir şey yapalım. Sende ne var kanka? Kritik atakları damage over time atıyormuş. Yüksek kritik vuruş şansı, kritik atak şansı varmış. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. 450 bin canı var. Bu biraz daha dayanabilecek. Yine çok fazla değil tabii ama azıcık daha dirençli öbürüne göre de yani bir komboya bir combo bile değil. Böyle, abi kaydıramadım. Baksana bir combo yaptığımızda %35 falan canı gidiyor yani. Ölecek ya. Bekleyeceğim biraz. EP'ye geçelim. Azıcık EP'ye takılalım. Bu bile vuruyor ya. Vallahi bu bile hasar vuruyor. Şuna bak. Acayip. Baba. Şuna bak. Öldürecek. Fast attack şansımız gelmiş. Ekipmandan dolayı. İyi. Şununla da girersem herhalde. Ölmedim lan. Ah bunu al o zaman. Tamam. Ekipmandan sadece 800 atak alıyorum. O da hiçbir şey. Yani normalde bir önceki raid'de kaç alıyorduk biz? Herhalde bir 15 bin civarı bir atak alıyordum ben. Değil mi? Aynen öyle bir şeydi. 15 bin nerede? 800 nerede? Acayip bir hasarımız düşük olacak buna bunlara karşı. Raven'la halledebiliriz ama ondan yana bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Sadece Batman Drown'da oynamayabilirim bu arada. Raven kombosunu yapabilirsek. Harley Quinn artı Raven. Yani inanılmaz rahatlatır o durum bizi. Şöyle bir geçeyim. Güç alarak tanımayacağım. Tamam. Köşeye doğru itelim bu arkadaşı. Devam kanka. Şimdi öldürmeyeceğim. Yine dediğim gibi 30 saniyenin geçmesini beklemem lazım. Şöyle bir geçeyim. Aldığı gücü de geri çekiyoruz zaten. Acayip iyi oluyor. Arena'da bu arada bu takımla güzel güzel de Joker'im ölünce EPI'ye geçiyor her seferinde. O yüzden çok fazla maç kaybettiğim oluyor ya. O çok can sıkıcı bir durum. Bu arada bu ölmezse bir akıl almaz bir hasar çıkartalım mı bu arkadaşa? Yani akıl almaz değil. 133 bin falan vuruyoruz da. Canınıza yani kaç? 600 bin mi? Yani 950 bin. Aa son boss'a gelmişiz lan. Oğlum çok hızlı geldik. Yani 3 tane 4 tane vurunca yani boss yere düşüyor. Flash şimdi. Flash'ı rahat temizleriz ya. Yine sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. 2 milyon can. Tamam hiç sıkıntı yok. Fast attack şansı falan vardı. Önemli değil ya. 2 milyon can zaten. Hemen stackleyeyim mi aslında? Stackleyebilirim. Ekipmanı stackleyeyim %500'e. Ölmezse tabi. Yani bir vuruşta %10 canını falan alıyor. 200 bin falan vuruyor bir kombomuz şu an. Hiçbir şey aslında biliyor musunuz? Şöyle geçeceğim. Tamam. Flash'ta araya girmek o kadar kolay değil bu arada. Combo interrupt yapmak. 41 öldürmem lazım ya. Öldürmem lazım. Biraz bekleyeceğim. Yani yine yapılabiliyor herhalde de. Böyle yok yapılıyor öyle. Çok inanılmaz büyük bir sıkıntı yok. Şimdi şöyle bir atayım hocam. Bakalım kaç vuracağız. %368 hasar. Yani evet vuruyor. Gerçekten vuruyor. Güzel. Bir sonraki bosslarda tabi daha da canları artacak. Onun 16 milyon muydu neydi en son boss'un galiba canı. Öyle bir şey olması lazım. Yani zaten Last Puppet'ı aldığımda zaten Heroic Mode'a daha da rahat edeceğiz. Buradaki bosslar combo interruptları falan çok kötü. Buranın AI'ı farklı. Onu her seferinde söylüyorum ama. Bir de burayı bitirdiğinde toplamda 4500 şey elmas gelecek. O bayağı bir işime yarayacak. 6000 burayı bitirene 7000'lere gelirim galiba. Yine güzel miktarda bir elmas biriktirmiş olacağız. Şuranın boss'unu demem bir yenelim. Son kısımdaki boss'u. Ondan sonra şey yaparız. Açarız. Bunun neyi varmış?
atıyormuş. Kritik vuruşu damage overtime atıyormuş. Tamam. Power drain falan atıyormuş. Hiç önemli değil. Hiç sıkıntı değil. Şurayı deneyelim. Ondan sonra gidip ödüllerimizi toplayalım. 6 tane savaş hakkımız olmuş olsun. Bir öncekinin Heroic Mod 4'te T4'te kaldım. Bane'i yenemedim. En son Bane mi kaldı? Yok, Bane değil. Martian Manhunter'ı yenemedim. O kanserledi beni birazcık. Tamam, iteceğim köşeyi iyice. Map kısaymış bu arada, sıkıntı olmadı. Tamam. Biz de o sırada şey yapalım. Yükümü tamamlayayım ben 30 saniyede olana kadar. Tamam. %400, 424, %504, güzel. Kanka sen şunu bir al. Seni ben bir bayıltayım şimdi. Stun yersen tamam, yedin. Geçmiş olsun ablacığım. Ölmedi lan. Vay anasını. Hadi bakalım. Şöyle Joker'le girerken öldüremedik mi? Öldürdük. Tamam. Güzel. Burayı da vermiş olduk. Buradan bir miktar altın da gelecek. Şu an kreditten yana inanılmaz sıkıntılarım var. Yani yetişmiyor. Gerçekten yetişmiyor. Multiverse takımını güçlendirmeye çalışıyorum. O yüzden birazcık sıkıntı oldu da. All Blades gelse aslında güzel olabilir. Yani Regen Matrix gelebilir. Artık onlardan birisini istiyorum. Bu şey yapan Glove vardı bir tane. Bir Glove vardı ama ya, rakibi sersemletiyordu sabah pataklarla. O gelse olabilir. Şimdi her şeyi toplayacağız. 3 3 yıldız karakter. Bir tane de artifact alacağız. Orası. Yani karakterin güzel geleceğini hiç düşünmüyorum açıkçası ama bok geldi. Artifact de bok geldi. Yani bu artık alıştığımız bir durum. 54.000 kredi geldi. Buradan en hoşuma giden yine elmas ya. Yarın yine 500 elmas alacağız. Güzel olacak. Oradan da birazcık yine kredi toplayacağız. Kredi topladığımızda bayağı karakterlerimi geliştirebiliyor olacağım. Şu da çıka dursun. Bunları da biriktireceğiz zaten. Biriktirdikçe şey yapacağız. Multiverse Black Lightning'i yükseltebiliyormuşum da yükseltmeyeceğim. Hiç gerek yok açıkçası. Yani önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Karakter olduğunu düşünmüyorum. Güzel. Multiverse karakterlerin belki 100 karasıdır. O kadar kötü yani. Yani Multiverse takımında da bu arada ben şeyi kullanıyorum. Flash, Armored Supergirl, tabii ki onu katacağız. Multiverse Armored Supergirl. Flash ve şeyi, Captain Cold'u kullanıyorum. Captain Cold. Kaptan abim bayağı güzel. Harbiden güzel iş yaptığını düşünüyorum. Onun verdiği shield bayağı bir iş yapıyor. Yanlış katıkladım. Onu kullanabilirsiniz. Yani Multiverse takımınızı şu an aldıysanız. Genelde Arrow'u katıyorlar. Arrow bilmiyorum, benim pek hoşuma gitmiyor. SP1 ile oynamadığım için ben. SP1 çok kullanıyorsanız olabilir de. Normalde SP3 atıyorsunuz Armor Supergirl ile ve tek atıyor. Fena tek atıyor hem de. Yani tavsiyem o olabilir size. Evet, bu video şimdilik bu kadar olsun. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitse ben beğenmeyi, kendinize çok çok iyi bakın.